Evet, herkese merhabalar. Son konuşmacıyım. Genelde yemekten önce, öğle yemeğinden önce son konuşmacı olurum. Ya da günün sonundaki konuşmacı olurum. Bu bir kader herhalde. Kolay da bir görev değil. Çünkü çok önemli sunumlar, paylaşımlar yapıldı. Onun üzerine ne eklemek lazım diye arkada düşünürken şöyle düşündüm. Aslında ilk bana böyle bir teklif gelip de programı gördüğümde benim konuşmamın nereye oturduğunu tam da anlayamamıştım ama o kadar güzel bir içerik aktı ki ve bilim yuvasındayız. Bugün Üsküdar Üniversitesi'ndeyiz ve bilim içerikli birçok paylaşım oldu. İnsan tabii, beyin ve yapılan bilimin bize nelere yol açabileceğini söyledi. Ve konfor alanından bahsedildi. Evet, insan belki de diğer bütün canlılardan farkı orada yatıyor. Bir konfor alanı yaratıyor ve konfor alanından çıkmak istemiyor. İşte konfor alanından çıkıp da bilimi belki kitlelere, topluma bir refah seviyesi olarak götüren insanlar girişimciler. Ve o konfor alanını aslında terk etmek bir halde zor oluyor. Çünkü kültür buna müsaade etmiyor. Biz onu yaşadık. Türkiye'de çok yaygın gördük. En fazla girişimcileri caydıran kişiler yakınları, anneleri, babaları. Çünkü onlar işte daha kestirilebilir bir yoldan gitmelerini istiyorlar. Ya kamuya çalışsınlar, kamuda çalışsınlar, ya özel sektörde, ya bankada, ya üniversitede kalsınlar. Oysa girişimcinin yolu tabii çok yüksek enerjili, bilinmezleri barındıran apayrı bir patika. Şimdi dünya girişimciliği çok uzun süredir sorguluyor, arıyor ve bununla ilgili birçok şeyler yapıldı. Şu yani böyle onlarca yıl öncesine gitmek istemiyorum ama gene de Amerika'da burada bir 1950'ler meselesi var. O dönemde tabii Stanford Üniversitesi merkezli ve onun civarında yeşeren onlarca yüzlerce öğrencinin, mezunun, akademisyenin kurduğu şirketler bugün yani birçoğu belki günümüze kadar gelmedi. Çünkü tabii birçoğu kapandı, birçoğu battı. Teknoloji içerikli girişimcilerin zaten yaşama oranı %8'ler mertebesinde. Bu dünyada da böyle, bugün Türkiye'de de aslında aşağı yukarı bu civarda. O anlamda annelerin, babaların kaygısını tabii ki anlıyorum. Ama tabii bizim görevimizde yapılan bilimin, ki Türkiye'de eskiye göre çok daha fazla Ar-Ge harcaması, yatırımı söz konusu, gayri safi milli hasılanın %1'i mertebesinde bir Ar-Ge harcaması. Aşağı yukarı 8,5-9 milyar dolar. Eskiden bu 1/10 mertebesindeydi. Yani hem gayri safi milli hasıla büyüdü 4 kat, hem de oran 7-8 kat büyüdü. Demek ki dolar bazında bir 25-30 kat Ar-Ge'ye daha fazla bütçe harcıyoruz. Şimdi tabii temel sorunumuz şu, bu harcama, bu yatırım, toplumun yaptığı bu yatırım, acaba yeni şirketler olarak, startuplar, spin-off'lar diyoruz, hoca şirketleri olursa, teknoparklarda veya diğer yerlerde, bütün desteklere rağmen, kamunun hibelerine, desteklerine, eğitimlerine, yeni programlarına rağmen, arzu ettiğimiz düzeyde ticarileşiyor mu? Temel sorunlarımızın başında ticarileşme geliyor. Şimdi, Türkiye'nin tabii gene ihracatına baktığımızda artan, hızlı büyüyen bir ihracat söz konusu. Fakat kilo başına ihracatımız 1,6 dolar mertebesinde. İşte bütün tartışma katma değer tartışması. İşte 5,5-6 dolar, kilosu 6 dolar ihracat yapan bir Almanya ile Türkiye arasında 1:4, 1:3,5 gibi bir fark var. Türkiye bunu bir gecede kapatacak değil ama acaba kamu tarafı da, özel sektör tarafı da bunu tartışıyor. Acaba bu 3 dolarlar mertebesine ulaşabilir mi? Çok kolay olmadı, olmuyor. Şimdi tabii Türkiye'de girişimci kimdir? Girişimcinin yaptığı, sıklıkta yaptığı hatalar nedir? Biz bazen girişimcilikle girişkenliği de biraz karıştırıyoruz. Evet, girişimcilerin girişken olmasını istiyoruz ama her girişenin de girişimci olmadığını deneyimle görüyoruz. Bir yanlış algı da söz konusu. Hibelerin, desteklerin fazlaca olduğu bir ortamda algı şu ki, ya ne güzel hibeyi alıp işte onunla bir şeyler yapabilirim, cebime giriyor gibi öğrencide ve yeni mezunumuzda, girişimci adayımızda
Öyle bir algı var. Oysa girişimcilik o konfor alanından çıkmak olduğu için çok zor zanaat. Risk alabilmek gerekiyor. Aslında tabii kurumsal girişimciler de var. Bu üniversitenin ortaya çıkması da bir girişimcilik öyküsü. Sadece startupları, COBİ'leri, spin-off'ları konuşmuyoruz. Kurumların iştirakleri kurması, kurum içi girişimcilik ve veya sosyal girişimcilik. Aslında hepimizin hemen her alanda daha inovatif olması, bir iç girişimci gibi prosesleri, prosedürleri, işleyişi, yönetimi geliştirmeye dair yapılabilecek o kadar çok şey var ki. Biz genelde girişimciliği bir üniversite ortamında ve çok da fazla teknolojik vurguyla anlattığımızda karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Çoğu genç, eğitimli, mezun veya beyaz yakalı çalışan zannediyor ki ben o teknolojiyi bilmiyorsam o zaman benden girişimci olmayabilir. Oysa katma değer yaratmak sadece teknoloji alanında olmuyor. Bu tabii ki teknolojiyi buraya koyuyorum. Benden önceki sunumda da gördük. Endüstri 4.0'dan tutun. Yani onun içerisindeki bütün o alt yaklaşımlar, teknolojiler zaten katma değeri yüksek işler. Bunlar yapılmalı. Ama bir de hizmet sektöründe ve mevcut üretim alanında yapılabilecek daha yani işler olabilir. Örneğin Türkiye aynı zamanda sanayi ülkesi olmasının yanında hizmet sektöründe de bir hayli hızlı büyüdü. Yani turizmden taşımacılığa kadar, lojistikten eğitime kadar ve sivil havacılıktan sağlıkta turizme kadar. Ben geçenlerde bir yerden dönüyordum. Daha doğrusu evet ve yurt dışından döndüm. İstanbul'dan Ankara'ya aktarmam var. Uçağı zor son noktada yakaladım ve C koltukta oturuyorum koridorda. Yanım boş ve bir yabancı oturuyor. Apar topar uçak kalktı. Kalkarken ya dedi saatiniz kaç dedi. Saatimi söyledim. Benimki dedi bir saat yanlış ve bundan dolayı uçağı kaçırdım dedi. Bağlantı uçağını tekrar bilet almam gerekti dedi. Çünkü malum telefonlarımız akıllı, sistemler akıllı, şehirler akıllı, ulaşım altyapıları akıllı. Buraya ben gelirken metronuzu kullandım. O da akıllı, insansız. Her şeyi akıllandırdık ama işte o akıllı cihazlar tabii Türkiye'nin saat değiştirmediğini atladığı için ülkeye gelen, iş için Ankara'ya gitmek zorunda olan Polonyalı uçağını kaçırmıştı. Ama İspanya'da çalışıyormuş, İspanya'dan geliyor. Biraz tabii konuştukça güven oluşuyor ve dedi ki ben yarın dedi havacılıkla ilgili bir görüşmem var. Havacılık deyince ben de ODTÜ'de hocayım. İşte birkaç yıldır, 7-8 yıldır Ankara'da ikamet ediyorum. Aklıma hemen TAİ geldi. Dedim TAİ'ye mi gideceksin? Onu nokta atışı bilince güven katsayısı iyice bir arttı tabii. Dedim TAİ'nin genel müdürünü de tanıyorum çünkü o Türk Hava Yolları'ndan geçti. Ben de Türk Hava Yolları'nın vaka kitabını yazmıştım, case study. Derken onun o belki de yarın görüşmeyeceği seviye itibariyle genel müdürü tanıyor olmak falan da gene ilişkimizi farklı bir boyuta götürdü. Dedi ki TAİ ile çalışmaktan çok memnunuz. Bizim tedarikçimiz. Ha dedim sen eğer İspanya'daysan o zaman dedim acaba Airbus'ta mı çalışıyorsun? Onu da tesadüf bilmiş oldum. Çünkü onlar 4 ülkede üretim yapıyor. TAİ'ye geliyorsa tedarik zinciri biraz havacılığı bilen birisi için oldukça kolaydı. Dedi ki çok memnunuz. Üretim son derece iyi kalite. Biz Türkiye'de işleri arttırmak için geliyoruz. Biraz tabii köşe yazan girişimciliği, kurumsal girişimciliği, ekonomiyi takip eden birisi için önemli bir feedback olarak gördüm. Sonra dedi ki biraz daha konuştukça ilk defa Türk Hava Yolları'na biniyorum. Uçağı kaçırdım ama o benim saatim bana yaptığı bir azizlik. Ama Türk Hava Yolları'nı tercih edeceğim bundan sonra. Genç ekip ve uçaklar yeni, hizmeti çok beğendiğini söyledi. Case study yazmış birisi olarak da gene benim için önemli bir feedback bu sefer turizm ve hizmet sektörü. Sonra artık yolculuğun biraz daha böyle son dakikalarına yaklaşırken, biraz da kırık bir İngilizcesi var belli ki İspanya'da çalışırken İspanyolca konuşuyorlar. Bana dedi ki bir transplantasyon dedi. Şimdi kırık İngilizce'de anladım ama organ nakli gibi aklıma geldi. Ne demek istiyorsun falan dedi. Biraz da anlatmaya çalıştı. Anlatamayınca eğildi, saçını gösterdi.
Dedi işte saç ekimi için de Türkiye'ye geliyor. Şimdi bu da tabii bende bir üçüncü boyut, katma değeri yüksek ve hizmet turizmi veya sağlık turizmi. Ama dedi emin değilim dedi. Bak dedi cep telefonundan bana bir fotoğraf gösterdi. Ankara'daki toplantı sonrası bineceğim uçağa, İstanbul'da beni bu kişi karşılayacak. Bu şirkete götürecek, 7 saat sürüyormuş. 4000 transfer oluyormuş. 4000 al buradan öne koy. Ama dedi emin değilim, arkadaşlarımdan duydum. Onlar memnun ama ben emin değilim. Bir de bana baktı tabii. Aksi gibi de çaprazda önde de genelde saçları dökülmüş kişiler oturuyor. E peki bu kadar iyiseniz siz niye yapmıyorsunuz dedi. Dedim ki ya bu saç yani kişisel bir tercih. Benim bir sorunum yok. Ben böyle memnunum. Ama dedim bildiğim kadarıyla çok kişi geliyor. Bu da üçüncü boyut. Yani üretimde Tayyi'yi söylüyor. Hizmet sektöründe Türk Hava Yolları'nı söylüyor. Bir de sağlıkta Türkiye'nin bir avantajı var. Türkiye hem turizmde hem sağlık alanında last mover advantage taşıyor. Yani yatırımını rakiplerine kıyasla, şu Akdeniz çanağına bakarsak, bütün o sahillerimizi o kadar yeni ve düzgün tesisler, oteller, altyapılarla donatmaya başladık ki müthiş bir envanter var aslında. Tabii bunu iyi pazarlayabiliyor muyuz? Girişimciler, tedarik zincirinde alt girişimcilerle, KOBİ'lerle çok iyi çalışıp değerde yukarı taşıyabiliyor mu? Bu ayrı bir tartışma. Yani taşıyamadığımız aslında burada bir sorun olduğu, yarın bir gün girişimci olmak isteyen kişilere de buradan sektörel çağrılar yapıyorum. Sağlık turizmi, 900 bin kişi bugün Türkiye'de saç ekimi, tüp bebek ve benzeri bir iki estetik ve diğer tedaviler, ameliyatlar için Türkiye'ye geliyor. Hangi ortamda? Savaşa yakın. Değil mi? Bütün sınırlarında iyi kötü bölgesel sorunları olan, bombaların patladığı ve bir darbe girişiminden çıkmış Türkiye'ye halen geliyorsa, ben diyorum ki burada demek ki bir çarpı 4, çarpı 5, çarpı 6 büyüme imkanı söz konusu. Şimdi bizim girişimcilerimizde tabii şöyle bir eksiğimiz var. Bir kere girişimciliğin birinci dakika ilk işte başarılacağını zannediyorlar. Burada dünya ortalaması 3,8. Yani 3,8. girişimde başarı yakalanıyor. Birisi belki ikincide yakalıyor, belki birisi 9. girişiminde yakalıyor. Tabii hepimiz isteriz ki ilk de yakalayalım. Ben kendi adıma Amerika'da ve Türkiye'de kurduğum birçok şirkette de başarısız oldum. Ben aynı zamanda kurumsal yöneticiliğin dışında, hocalığımın dışında kendimi daha çok girişimci olarak ifade etmeyi seviyorum. 4-5 kez başarısız oldum. 6. yakaladım. Demek ki yani ortalamanın biraz daha üzerinde. Girdiğiniz işe bağlı. Bir sefer yanlış ortaklarla girdim. Bir sefer hiç bilmediğim bir işe girdim. Ve bir sefer iyi bir işe girdik ama zamanlama çok erkendi. Piyasası yoktu ve bizim de piyasayı oluşturabilecek ne gücümüz vardı, ekonomik gücümüz, ne de sabrımız vardı. Girişimcilik biraz oksijen işidir. Bir miktar yani sermayeye ihtiyacınız vardır. Ama sanıldığı gibi de girişimcilere ben dün bir anket uyguladım Twitter üzerinden. Sanıldığının aksine girişimcilikte en birinci öncelik ihtiyaç sermaye değildir. Sermaye tabii ki önemlidir ama doğru bir network'e sahip olmak gerekiyor. Mentorlar yani deneyimli insanlarla çalışmak, onların network'ünden müşteriye erişebilmek gerekiyor. Hatta tercihen Amerikalıların söylediği gibi, onlar diyor ki, first shoot, then target. Önce müşterini bul, bir nevi satışını yap veya satışa yaklaş, sonra o ürünü gelip üretmen, ekip bulman, para koyman, o daha göreceli kolay bir iş. Bir de tabii Silikon Vadisi ile Türkiye arasında belli farklar da yok değil. Ama bu da yanlış anlaşılmasın. Biz orada ne yapıldıysa birebir alalım da buraya kopyalayalım. Bu da mümkün değil. Onların doğruları onlara. Bizim oradan çıkartacağımız dersler var. Ama biz burada kendi doğru ekosistemimizi kuruyor olmamız lazım.
Şimdi Silikon Vadisi'nde bir şey var ki onu belki biraz öğrenmemiz gerekiyor. O Kuzey Avrupa'da da yaygın gördüğümüz bir şey. Açık inovasyon. Open innovation. Biz buna inanmıyoruz. Bilgiyi, deneyimi paylaşmaya istekli değiliz. Girişimciler mentor ararlar. Bir Türkiye'deki bir teknopark bana bir ücret ödemek kaydıyla beni 3 günlük şehrine davet etti. Her gün 6-7 tane girişimciyle birebir çalışacağız, mentorluk yapacağım. Düşünebiliyor musunuz mesela? İkinci gün karşıma gelen pırlanta gibi bir girişimci kollarını bağladı ve ben ne sorsam cevap yok. Dedim ki hikayeni anlat, bir an başlayacağız çalışmaya çünkü birer saat buluşuyoruz. Yok hocam dedi, ben anlatamam. Siz anlatın. Dedim ki ben ne anlatacağım, yani işi konuşmamız lazım. Ben sizi duymuştum, sizi tanımaya geldim dedi. Yani o zaman tabii sirke gitse belki daha iyi olurdu ama girişimciler böyle kapalı. Zannediyorlar ki girişimde fikirler her şey. Oysa deneyim onu gösteriyor. Hatta bunu rakama da tekabül etmişler. Girişimlerde fikirler en fazla işin %1'i. Demek ki en az kısmı. Amerika'da ise fikirler çok rahat paylaşılıyor. Oturuluyor, üzerinde çalışılıyor. Fikri atıyorsun piyasaya, o sana dönüp daha artı, gelişmiş bir şekilde o fikri sana zaten geri dönüyor. İletişim kanalları ve beslenme şekilleri son derece açık, şeffaf. Ve buna da biraz da açık inovasyon deniyor. Burada işte girişimcilerimiz bazı hatalar yapıyorlar. Bir önemli eksik de gene o kültürel olsa gerek. Ekip çalışmasını bilmiyoruz. Oysa girişimcilik tek kişilik bir çalışma değil. İç ve dış ekipler birbirinden farklı ve bol miktarda küçüklü büyüklü ekiplerle çalışmak gerekiyor. Çünkü bir çok disiplinli iş, farklı görüşler, deneyimler, bilgiler gerekiyor. Burada da gene kültürel olarak herkes bizde yani çalıştırdığı, belki de ücret ödediği birkaç çalışanına bile işle ilgili, fikirle ilgili gizlediği, sakladığı durumlar olabiliyor. O zaman biraz evvel gördüğümüz o vektörel hesaplama değil mi? Bir taraf bu tarafa çekerken diğer çalışan bu tarafa çekiyor. Şirket, startup bir tarafa doğru arzu ettiğimiz hızda gitmiyor. O açıdan ben gençleri de görüyorum, öğrencilerimizi büyük olasılıkla veya mezunlarımızı. Girişimciliği illa son söz olarak ticari anlamda kendileri için yapmaları gereken bir iş olarak görürlerse güzel. Ama illa öyle görmeleri gerekmiyor. Çalıştıkları kurumda sorgulayan, yeni düşünceler ortaya çıkartan ve yeniliği bir anlayış, bir yaşam şekli ve bir organizasyonel kültür haline dönüştürmek bizim için belki de en önemli çıktı. Çok teşekkür ediyorum.